Allah melekleri yaratmış. Evrim var mı burada? Yok. Cinleri yaratmış. Evrim var mı diyorsun? Yok diyor. Şeytanları yaratmış. Evrim var mı diyorsun? Yok diyor. Peki cennette var mı diyorsun? Cennet ehli dirildiğinde cennette hepsi birden aynı anda kalkacaklar diyor Allah, çekirgeler gibi. Orada evrim var mı? Orada yok diyorsun. Kalü belada var mıydı? İlk insan yaratıldığında kalü belada. İlk insan orada yaratıldı değil mi? Kalü belada. Oradan biz dünyaya geldik. Kalü belada. Orada da yok diyor. Orada da bedenliydik. Orada da yok diyor. Hiçbir yerde kabul etmiyorsun. Bir tek burada var diyorsun. Buna kimse inanmaz. Allah ahseni takvim, en güzel surette ve kusursuzca yarattım diyor. Öyle ecüş bücüş konserve tenekesi gibi çöp kutusunda bulunmuş gibi karma karışık milyonlarca mahlukatın arasından tesadüf üstüne tesadüf, tesadüf üstüne tesadüf o şekilde yaratmadı Allah. Bunu bize böyle kakalama olarak anlatmaya kalkıyorsunuz ama 700 milyon üstünde fosil var. Bu fosillerin hepsi mükemmel. Ve hiçbirinde ara fosil özelliği yok. Yok. Bize bilimle gelecekler. Bir protein tesadüfen olabiliyor mu? Olamıyor. Bir protein olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bütün bilim kabul ediyor bunu. Bitti. O zaman bir yaratıcı var. Fosillerde herhangi bir şekilde evrime dair bir delil buluyor muyuz? Yok. O zaman bitti. Orada yok, burada yok. Nereden çıkarıyorsunuz o zaman ya? Bir akıllı derler bir şey atar, 1.000 kişi içinden çıkamaz. Böyle olmaz. Bizden konuşan bilimden konuşacak. Peki biz paleontolojik delilleri sunabiliyor muyuz? Biyoloji kitaplarında öğrencilere okutabiliyor muyuz? Öğrencilere paleontolojik delilleri gösterebiliyor muyuz? Fosil sergisi açabiliyor muyuz? Yok, yasak. Proteinin molekül yapısını öğrencilere göstertip bunun bilimsel imkansızlığını anlatabiliyor muyuz? Tesadüfen olmasının imkansızlığını. Mümkün mü? Değil, yasak. Ne serbest? Evrim teorisini anlatmak serbest. Evrim teorisi de ayrıca müfredattan kaldırılmadı, adı değiştirildi. Evrim demiyor adam, canlılar nasıl meydana geldi? Adını değiştiriyor sadece. Evrim kelimesini kullanmadı, evrim anlatılıyor. Ve Allah'ın yarattığını iddia edenler de var diyordu bir ara biyoloji kitaplarında. Bir kelime, Allah'ın canlıları yarattığını iddia edenler de var diyordu, onu da kaldırmışlar. Dolayısıyla Nihat Genç'in dediğinin tam tersi bir gelişme var. Fosil var mı buralarda? Evet. Cebinde falan nerede? Getir. Herkese afiyetler olsun. Fikret uçacağım bu hızla. Bu nedir böyle sabun kalıbı gibi? 25 milyon yıllık yengeç fosili. Yaklaştır. Bu kadar mı yaklaşabiliyor?